Kripto Kral'la kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BitTorrent'i değerlendireceğiz. BitTorrent'te son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda çok önemli bir haberi geldi. Zaten buna bağlı olarak da güzel bir artış meydana geldi. Bu artışı değerlendireceğiz vesaire. Hedeflerine bakacağız. Ve son olarak da uzun vadeli hedeflerine bakacağız. Uzun vadeli bir grafiğimiz bulunuyordu BitTorrent'te hatırlayacaksınız. O grafiğimiz gerçekten çok güzel çalışıyor hala onu değerlendireceğiz. Uzun vadede nerelere kadar çıkabilir vesaire onları anlamaya çalışacağız. Elinizde bir torrent tutuyorsanız bu videoyu tamamen izlemeyi unutmayın diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle bir torrent açısından şunu söylemem gerekiyor ki bir torrent videolarını şu aralıkta çekmiştik zaten. Son videosunu şu aralıkta çektik diye hatırlıyorum arkadaşlar. Sonrasında bir aşağı doğru bir hareket geldi. Fakat şunu söylemem gerekiyor ki bakın en tepeden gelen trendi en sonunda kırmayı başardı. Bakın burada kaç defa denedik. Yukarıya doğru kırmaya çalışıyoruz bir türlü, kıramıyoruz. Şurada bir türlü kıramıyoruz. Hatta burada bayağı bir denedik. Tam kıracağız derken Bitcoin'in de düşüşüyle birlikte trendi aşağı doğru kırdık. Fakat burada gördüğünüz üzere yeniden hemen hızlı bir şekilde toparlandı. Çift dip yapısı oluştu. Bakın ikili dip, ikili dip yapısı oluştu. Aynı zamanda pozitif RSI uyumsuzluğu ve trendi Yukarıya doğru kırmayı başardık. Bu çok sevindirici bir unsur. Bu trendin kırılmasıyla birlikte artık Bitcoin'in yükselen trendine başladığını söyleyebiliriz. Bakın şuradaki tepeyi çok güzel bir şekilde kırdı. Yeniden atak yapma hazırlığına başladığını söyleyebiliriz. Peki önümüzdeki önemli direnç aralıkları nerelerdir derseniz, bakın burada Fibonacci 0.236 yani 0.0045 dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada hep bir direnç rolü üstleniyor bu bölge bizlere. Bakın hep de her defasında buraya çarpıyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. Mesela şu şurada yine bir iğne atmışız. Aşağı doğru e, geldiğimizi net bir şekilde görebiliyoruz. Yani burada yine bizim direnç alanımız 0.045 dolar seviyesi olacaktır. Buranın üstünde bir mum kapatmayı başarırsak bakın yapı şuna dönüşecek. Yani böyle bir koca bir çanak yapısı oluşacak. Ve bunun hedefi daha da yukarılar olacaktır. Yani burada 0.045'in alınmasıyla hemen şöyle Derinliği kadar bir artış gelmesini bekleriz Buradaki kırılımla birlikte bakın burada Bizi 0.063 dolar seviyelerinin beklediğini söyleyebiliriz Zaten bakın burası da Bir diğer Fibonacci seviyemiz olacaktır Peki Yani burada anlamamız gereken seviye neymiş buradaki 0.045 dolar seviyesi Çok ama çok önemli yani bunu kırarsak şuradaki Makus talihini kırmış olacağız bir türlü bu bölgeyi kıramıyoruz Kırarsak yeniden ataklarımıza Devam edeceğimizi düşünüyorum ben açıkçası Burada 0.055 bandına doğru bir yatak gözlemleriz. Buranın alınmasıyla birlikte de 63 bandını deneyebileceğimizi düşünüyorum. Yani burada sırasıyla 45, 55 ve 63 aralığı olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada indikatörlerimiz neler diyor? Burada indikatörlerimize bakalım isterseniz. Hemen EMA ile başlamak istiyorum. EMA Ribbon'da bakın arkadaşlar yeniden buradaki MA 200'ü almayı başarmışız. Bakın burada MA 200'ü kaybettik, bir türlü kazanamıyorduk. Şurada kazanmamız çok sevindirici. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Burada yeşil ile mavinin kesişimi bakın burada bir dead cross oluşumuna sebep olmuştu. Ve fiyat çok sert bir şekilde aşağı doğru geldiğini söyleyebiliriz. Peki şu an ne oluyor? Burada bakın yeşil yeniden kafasını yukarıya doğru çevirdi. Yani yeşil ile mavinin kesişimi burada bizi golden cross'a götürür. Ve bu da yukarıya doğru atakları daha da sertleştirebilir açıkçası. Yani burada neyi söyleyebiliriz? Buradaki kesişim mesela nerede gelmiş olabilir? Hemen şurada mesela şurada Gelmiş arkadaşlar bakın. Yeşil mavi yukarıya doğru kesiyor ve bu kesişimle birlikte fiyatın direkt olarak yukarıya doğru hareketlendiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani burada bakın çok güzel bir artış meydana gelmiş. Burada da yine aynısı olabilir mi? Yani buradaki kesişim meydana gelirse. Yani BitTorrent'in bunun için ne yapması gerekiyor? Öncelikle şunu söyleyebilirim. 32 seviyesini kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü kaybederse maalesef MA200'ü tekrardan kaybederiz. Sonrasında da en önemli seviyemiz şu anda 30 seviyesi. Yani yeniden 30 seviyesini kaybedersek maalesef bu oklar yeniden kafasını burada aşağıya doğru çevirecektir. Yani şurada olduğu gibi aşağıya doğru çevirecektir bu sıkıntı. Ama şu an iyi gidiyoruz. Yani burada akümüle dönemine girmesi dahi buradaki kesişimin gelmesini sağlayabilir. Kesişim gelirse de gerçekten çok güzel olacaktır. Artışların devamının gelebileceğini söyleyebiliriz. Peki devam edelim sizlerle birlikte. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar hacimin en sonunda güzel bir artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani bu hacim Nereden baksanız bakın şu aralıkta vesaire vardı. Yani şu aralıkta Itorant'in e o güzel artışlarını yaptığı aralıkta vardı. Ve en sonunda bu hacimin gelmesi umut verici olduğunu söyleyebiliriz. Bu hacimin geliyor olması da artışların devam edebileceğinin bir diğer göstergesi. Yani burada 45 seviyesini de alırsak daha sert ataklar yapabiliriz. 63 seviyesinin sağlam bir direnç aralığı oynayacağını düşünüyorum açıkçası. 63 en güçlü direncimiz olacaktır. Peki Bollinger Band'ını ne yaptık? Boyun bandını bakın çok güzel kırdık yukarıya doğru ağzını açı açı gidiyoruz. İşimoku bulutunda al verdik mükemmel. Bakın buradaki sapma çizgisinin kendini yukarıya atması bu artışı doğruluyor. SMA ribbon'a baktığımız zaman şu an önümüzde bakın sadece bir ribbon kalmış. Mesela burada çok zorlanmışız bir türlü burayı kıramamışız. Şurada 42 seviyesi bulunuyor arkadaşlar. Ardından 45 sonra 55 ve 63 seviyelerini izleyeceğiz sırasıyla. Yani buradaki seviyelerimiz bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Peki istürans topumuz şu an aldı. Bu da çok güzel. Yani şu an indikatörleri yeniden rahatlattığımızı söyleyebiliriz. Ve bir diğer önemli gelişme de şu arkadaşlar. Bir günlük grafikte bakın Golden Dead Cross'ta tam burada Dead Cross'a doğru yöneliyorduk. Yani burada oklar artık Golden Cross'u yaktı. Yeniden Dead Cross olacakken kendini toparlamayı başardı. Ve bunu şöyle söyleyebilirim. Bakın en son bir torrent Golden Cross yaktığında neredeymiş? Bakın şurada yakıyor. Şu indikatörleri kapatalım. Şurada golden cross yakıyor ve golden crossla birlikte şöyle bir artış geliyor. Sonra bakın burada bir dead cross geliyor. Bir türlü kendine gelemiyor. Fakat şu an indikatörlerimiz açısından golden cross'un yak yakması çok sevindirici bir haber. Yeniden buna benzer bir artış gelebilir mi? Bakın mesela şurada da bir golden cross meydana geliyor. Burada geri dead cross'a dönüşüyor. Yani bu size bahsettiğim olay, az önceki olay. Orada yeniden sert bir düşüş meydana geliyor ve dead cross'a dönüşüyor. Burada son anda dead cross'a dönüştürmedik. Bu gayet güzel burada mesela yine Golden Cross yaktığı zaman en azından bir %55'lik %60'lık bir artış geldiğini söyleyebiliriz. Bakalım BitTorrent burada 0.045 seviyesini alabilecek mi? Artışına devam edebilecek mi? Yani burada aynı zamanda şöyle bir bir yapı oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki yapının kırılımı e, impulsif hareketin devamının gelebileceğini bizlere gösterecektir. Peki uzun vadeli grafiğimiz ne durumda? Ve ardından önemli haberimiz bulunmaktaydı. O haberimizi inceleyeceğiz. Bitorant'in uzun vadeli grafiğindeyiz arkadaşlar ve burada neyi görüyoruz aslında? Bakın buradaki alt destek gerçekten çok güzel çalışmaya devam ediyor. Burada kendisini kaybettiği zaman direnç rolü üstleniyor. Ve burada bakın kazandı. Kazandıktan sonra en sonunda buraya tam noktasal olarak testini yaptı. Ve sonrasında ne bekliyoruz? Açıkçası şu an yeniden orta bandı denemeye kadar gidebilir mi? Yani burada orta bandımız da bakın önemli bir direnç kaynağı. Burada ne oluyor? Direkt olarak kaybediliyor. Direnç oynuyor. Mesela burada ilk girişte zorlanıyor. Sonra bakın destek alıyor. Bakın kaybediyor. Direnç oluyor. Şurada mesela denemeye çalışıyor. Bir türlü burayı kazanamıyor. Zaten bir BitTorrent'te asıl artışları göreceğimiz yerde bu orta bandın kazanılması olacaktır bana kalırsa. Peki şu an orta bandımız hangi seviyeyi gösteriyor? Burada şu an bizlere 77-78 seviyesini gösteriyor. Yani burada yeniden orta banda doğru bir hareket gelirse 0.078 0.077 aralığı güçlü satış lokasyonu oynayabilir. Çünkü bakın çok önemli bir direnç lokasyonu. Yeniden burası kırılırsa alım yapılabilir diye düşünüyorum. Bakın sonrasında ise burada 0.028 dolar seviyesinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki buna hemen gidecek diye bir şey yok. Bu uzun vadeli bir grafiktir. Bunu seyretmeye devam edeceğiz. Gerçekten güzel çalışmaya devam ediyor. Peki hemen haberlerimize geçiş yapalım. Haberlerimiz çok önemli. BitTorrent 6 Aralık 2021 tarihinde yani dün arkadaşlar çok önemli bir gelişme paylaştı Twitter üzerinden. Burada yani kendi mainnet sistemlerini kuracaklarını, yani mainnet ağına geçiş yapacaklarını söylüyor. Yani bu ne anlama geliyor aslında? Artık token olmaktan çıkacak. Yani bunu söyleyebiliriz. Mesela şu an BSC ağını kullanan bir token olduğunu görebiliyoruz. Yani BitTorrent coin haline gelecek. Bununla birlikte coin haline gelmeyi hedefliyor. Fakat burada benim hoşuma gitmeyen tek şey şu oluyor arkadaşlar. Arzını arttıracaklar Mesela bakın burada e, şu an için e, direkt olarak 3 6 9 tane 0 bulunuyorken burada arkadaşlar direkt olarak 3 6 9 12 tane 0 haline gelecek. Yani arzını arttırma yoluna gidecekler. Bu uzun vadede bence kötü etkileyecektir. Yani şu anda kısa vadede güzel bir pump gelse de maalesef bu uzun vadede bizleri kötü etkileyecektir arkadaşlar. Çünkü şunu söyleyebilirim. Biz BitTorrent açısından hep şunu söylüyorduk. Ben video yaptığım zaman şunu diyordum sizlere. BitTorrent'in arzı fazla yoksa çok güzel bir projeye sahip çok hızlı olduğundan bahsediyordum vesaire. Fakat e, şu an bunun arzının arttırılmasıyla birlikte zaten arzı fazlaydı. Arz talep dengesine baktığımız zaman BitTorrent'in değerinin artık daha zor artabileceğini gösteren bir faktör aslında bizlere. Çünkü yani neden arzına arttırma yoluna gidiyorsunuz gereksiz bir şekilde? E, bilmiyorum belki de ileride bir stratejik hamle de olabilir arkadaşlar. Seri seri burn olayına gidebilirler vesaire. Yani bunu yapabilirler mi? Belki yapabilirler. Arzını bu kadar arttırdılar. Belki ileride de yeniden hemen burn olayını servis edebilirler. Şu anda e, ne zaman gerçekleşecek Peki bu derseniz de 12 Aralık'ta gerçekleşecek arkadaşlar. bunu söyleyebiliriz ve ismi de BTT Chain olacak. Yani bir Torrent Chain, BTTC olacak. Artık videoların başlığını da hemen hemen böyle atarız bir Torrent Chain diye. bunları söyleyebiliriz. Genel olarak dediğim gibi bu haberin gelmesi gayet sevindirici. Fakat keşke arzını arttırmak yerine arzını azaltma yolunu tercih etselerdi. Bilmiyorum dediğim gibi stratejik bir hamle olabilir. Bunları izleyip göreceğiz. Daha fazla bir torrent videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.